Ne? Ruben öldü mü? Hanımlar beyler, taşkının farkından herkese merhaba, ben Emre. Ben en son burada bıraktım ve ölmemişti Ruben. Lecimiz olsaydı Ruben hastalıktan ölmemiş olurdu. Nasıl ya? 6. günde bitirdik oyunu. Ben çıktım. Bir daha girelim. Bir daha girelim. Ölmemişti çünkü. İlaç vermiştim ben ona. Ruben ölmemeli ya. İyileşiyoruz en son Ruben. Güncelleme geldi oyuna. Gelen güncelleme Ruben'i öldürüyor demek ki. Peki. Anya yorgun gibi, belki onu çok zorluyoruzdur. Çok aç, üzgün. Hitap derecede. Şu kapıya bakalım, sonra gidip yatsın hemen. Karnını doyurup. Bir konuşalım önce. Şehirdeki durum nasıl? Şey, her zamankinden daha kötü gibi gözüküyor. Bu çetin kış insanları çıldırma noktasına getiriyor. Ordunun saldırıları daha sık ve her geçen gün daha ölümcül oluyor. Bombardımanları mı kastediyorsun? Sadece onları değil, askerler artık şehre girmeye başladı. Kiliseleri ve diğer önemli yerleri hedef alan temizleme baskınları düzenliyorlar. Geçen gece belediye binası düştü. Her şey küle döndü. Bu korkunç. İnsanlarımız daha ne kadar bu şekilde devam edebilirler ki? Dürüst olayım mı? Bilmiyorum. Bu gerçekten kötü. İnsanlar aç ve donuyor. Yakında takas yapabileceğim hiçbir şey veya hiç kimse kalmayacak. Ruben nasıl öldü ya? Neredeyse hiçbir şey vermeden alabilirim. Al o zaman ya. Bunlar önemli. Ruben nasıl öldü ya? Bir tane şeker vereyim mesela. Hani hiçbir şey vermeden alabiliyordum. Bir tane daha vereyim, bir tane daha vereyim, bir tane daha. 4 tane şekere ben bunu alırım. Sebze yok sende. Yakacak bir şeyler yok. Şunlar... biraz sıradan diyor. Bunları da alayım. Yetmedi. Silah parçası verebilirim sana. Neredeyse hiçbir şey vermeden alabilirim. Kahveyi de alacağım. Sen daha verir mesela. Kahve daha alsak. Üstüne bandaja paramız yetmez muhtemelen. Bunun için bana çok şey vermen lazım dediğine göre. Aynen, dalga mı geçiyorsun diye. Bitkisel ilaç. O da olmuyor. O zaman... bana biraz daha şeker ver geri. Şöyle anlaşalım. Karşına çıra almış olacağız, parça alacağız ve kahve alacağız. En azından biraz kahve içer, kendine gelir. Kahvesiz olmaz. Başka bir şey lazım değil. Hadi git. Defol git buradan. Terbiyesiz adam. Sobaya bir odun atalım. Ama öncesinde bir şey yiyelim. Yiyecekler çok besleyici diyorlar. Doğrudur. Bu adam nasıl öldü? Ya son kayıtta ölmemişti biliyorsunuz. Önceki bölüm. Orada oyundan çıktım. Dün evde yoktum. Bugün geldim. Kayda başlıyorum ve adam ölü. Koleksiyonun bu kısmını kazıp çıkarmalıyım. Yaparsın onu da. Önce dinlenmen gerekiyor. Bir tane daha at. 5 tane daha çıramız vardı galiba. 2 tane daha attık. 3 çıramız daha olması lazım ki 3 tane daha aldık. 6 aynen. İyi. Sıcaklık gidecek. Artı 4 derece. İdare edersin. Sen yat biraz. (Gülüyor)
Aç, üzgün ve bitap derecede. Şimdi burayı bırakacağız, burayı soymaya gelecekler. İçeride kimse de yok. Buraları bir kazmam gerekecek benim, elle. Acaba bu gece evde mi geçirsek? Yemeğimiz var. Çıramız da var bir miktar, çok olmasa da ama ertesi gün bilmiyorum. Evde hazır kimse yok yani sobayı da yakmadan çıkıp gidebiliriz. Öyle bir güzellik var. Evde pek bir şey yapmadan gideyim diyorum şu an. Bu benle ilgili bir şey yazmamış mesela ölümüyle alakalı. Bilemedim. Çok moralim bozuldu açıkçası ya. Günü bitir diyorum. Yorguna döndü. Çok yorgun da değil en azından. Bitap derecede yorgunken. Sadece yorgun hale geldi. Müzeye gidebilirim artık. Yani yanımda şey yok. Evimden ayrılacağım ve aile koleksiyonuyla birlikte müzeye gideceğim. Şu an için mantıklı görünüyor. Ama yemeğimiz falan da var. Terk edilmiş evde ne varmış bakalım. Bu terk edilmiş evi bir gözlenme, gizlenme yeri olarak kullanan bir haydut grubu hakkında söylentiler var. Malzeme bulmak için gizlice girmeye değebilir ancak fark edilmemek için çok dikkatli olmak gerek. Riskli ama bolca yiyecek var diyor, biraz malzeme. Bilmiyorum, müzeye gittikten sonra belki oradan yemek almak için gidilebilir. Ben müzeye gidiyorum ya, müzeye yerleşeceğim. Yapsam mı? Yemekler, ilaçlar muhtemelen kalacak şeyde. Tek yaşamaktan iyidir ya. Müzeye gidelim. Aa, her şeyi alabiliyoruz yanımıza, güzel. Çıra çok önemli, bunu al. Alışveriş için elmasları al yanına. Silah buluruz belki, mermi olsun. Yemek mutlaka al. İlaç al, etleri al, sebzeyi al. Parça bulmuştuk bayağı bir. Çok yer kaplıyor bu da. Su alalım. Bunu da al. Alkolü satarız. Kalanı yine ben parçalarda doldurayım diyorum. Kahve aldık o kadar. Kahveyi de alayım yanıma. Kahvesiz olmaz ya. Bileşenleri de artık bulacağız bir yerlerden. Olmadı eve geri gelip evden bunları aşıracağız. Başka bir şey alamıyorum değil mi? Parmak değiştirme. Ruben üzdü. Hiç beklemiyordum böyle bir şey var ya. Oyunu açarken hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Neyse artık yalnız değiliz. Yanımızda yine sağlık durumu iyi olan birisi olacak. Bayağı korunaklı bir yere de benziyor müze. Bizim o yıkık harabe evin aksine. Bayağı da büyükmüş. Hadi bakalım ne olacak? Savaş ortamı sonuçta olabilir böyle şeyler. Kuşatılmış şehre korku salmak için gökyüzünden düşen havan mermileri arasından Anya, Pagoran Müzesi'ne ulaşabildi. Bombaların açtığı çukurların etrafında dolanarak ve başının üstünden geçen her yeni yaylım ateşinde yıkılmış evlerin arkasına saklanarak koleksiyonunu ve bir avuç temel ihtiyaç malzemesini güvenli bir şekilde taşımayı başardı. Evini terk etmek kolay değildi ama hayatta kalmak için en iyi şansının bu olduğunu hissetmişti. Yeni sığınağında onu yeni mücadeleler bekliyor. Onu taşınmaya ikna eden Milena, müzede toplanan sanat eserlerinin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyordu. Önceden hademe olarak çalışan ve şu anda ona yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapan sadık arkadaşı Zoran ile beraber müzede çalışıyor. Ama destek olacak başka birileri kesinlikle çok işine yarardı. Yani Ruben hayatta olsaydı yardımı dokunurdu diye düşünüyorum. Anya, fikrini değiştirdiğine çok sevindim. Eminim evini arkada bırakmak çok zor olmuştur. Koleksiyonla Pogaren'in içinden geçmekten bile zor.
Kararım hakkında hala bir sürü kuşkularım var. Bana güven, burada çok daha güvendesin ve şehrimiz için bir sürü şey yapabilirsin. Görüyorum ki birkaç şeyini beraberinde getirmişsin. El arabasına sığdırabildiğin kadarını aldım. Ama karın içinden onu itmek işleri hiç de kolaylaştırmadı. Ama karın içinden itmek işleri hiç de kolaylaştırmadı. Sonuçta önemli olan buraya ulaşmayı başarman ve artık çalışmaya başlayabilmemiz. Benimle gel, sana etrafı göstereyim. Öncelikle sana bütün binadaki en önemli yeri göstermem lazım. Çünkü hala yorgun, koşamıyor. Bütün bu yer o kadar büyük ki. Depomuz sanırım burası. Burası bizim merkez depomuz. Eski belgeleri ve arşiv kayıtlarını saklamak için kullanılıyordu. Şimdi burada bütün önemli ve tehlikede olan parçaları toplamaya çalışıyoruz. Bu gerçekten çok etkileyici görünüyor. Onlarca yıllık tarih bu kağıtlarda saklı olmalı. Esas eserlerimizi sonra katalogdan inceleyebilirsin. Şimdi gel, sana göstermem gereken daha bir sürü şey var. Şimdi benim ofisime gidelim. Görmen gereken daha çok şey var. Gidelim de. Bir bıraksaydın kızcağız dinlenseydi ya. O kadar yoldan geldi, yorgun. Savaşa rağmen burada yaptıkları şey gerçekten inanılmaz. Zolan mıydı neydi sanırım o. Burası benim ofisim. Ne zaman istersen girmekten çekinme. Burası beni genellikle bulabileceğin yer. Tabii eğer buralardaysan. Ayrıca halledilmesi gereken görevler listesini de burada bulabilirsin. Görevlerle şey yapacağız demek ki. İlerleyeceğiz burada. Bize görev verecek, onları yapacağız. Güzel. Yanından geçtiğimiz adam bizim hademimiz Zorund'u. Kaçalım. Yapacak çok işimiz var, hadi yukarı çıkalım. Artık bana yardım ediyor falan gibi bir şey dedi herhalde. Bu hisler savaştan önce insanlar da dolu olmalıydı. Diyorsunuz efendim. Acele et Anya, sana etrafı göstereceğim. Binanın bu kanadı bombardıman sırasında çok zarar gördü. Yapıyı kuvvetlendirmemiz lazım ama insan ve malzeme eksiğimiz var. İyi görünmüyor, dayanabileceğine emin misin? Çok uzun süre değil. Bize daha fazla zaman kazandırması için kolonları güçlendirmek lazım. Bütün eser ve dokümanları bu odada toplamamız ve güvence altına almamız gerek. O parçalarda sonrasında ne yapacaksın? Daha iyi bir çözüm bulana kadar onları merkez depoda tutacağız. Bu arada buranın ısınması nasıl sağlanıyor koca binanın? Şimdi gel, sana göstermem gereken bir şey daha var. Bu hiç bitmeyecek mi? Bence de bu hiç bitmeyecek mi? Soba var burada bir tane ofiste. O mu yani bütün binayı ısıtan yer? Nihayetinde müze her zaman insanlar için doldu. İnsanlar için oldu. Bundan sonra da öyle olacak. Sana ana kanadımızı göstereyim. Koridorların ziyaretçilerin nasıl dolu olduğunu sadece hayal edebilirdim. Hayal edebilirim. Müzenin bu kısmı bizim sergi alanımız veya ondan geriye ne kaldıysa. Hala sergilenen bazı parçalar var. Diğerleri arkadaki kutuların içinde. Şu anda baktığımız tabloyu bildiğine eminim. Elbette Sülük Bataklığı Savaşı. Muazzam bir zaferin kutlaması. Tüm Vizeniller bu hikayeyi ve tabloyu bilir. Evet. Seni buraya yaptığımız şeyin önemini göstermek için getirdim. Bu tablonun değeri çok yüksek. Birçok insan ona sahip olmak istiyor. Ama bizim insanımız için o paha biçilemez. Müzedeki diğer başka eserler gibi. Bizim mirasımız. Evet, bu ünlü tablo ve senin aile koleksiyonun aynı açıdan önemli. Onlar bizi biz yapan şeyler. Lütfen bunu unutma. Şimdilik senden ayrılıyorum. Eğer bir sorun olursa beni ofisimde bulabilirsin. Evet.
tablo bana bir şey hatırlatıyor. Sanırım uzun zaman önce burada bulunmuştum. Çocukken belki baban getirmiş olabilir seni derken bir flashback yine. Aynen. Pekala ya, küçük gezimizden eğleniyor musun? Elbette, bu müzde çok büyük. Orada babası değil, amcasıydı galiba. Bizim evimizin 10 katı gibi. Hah, gerçekten de öyle evlat, ama bana söyle. Bu tablo hakkında ne düşünüyorsun? Bayıldım, şövalyeleri ve atları var. Ama bu şövalyelerin kim olduğunu biliyor musun? Vizeniler mi? Aynen öyle. Gururlu süvarilerimiz ünlü Sülük Bataklığı Savaşı'nda. Geçmişimizin şanlı anlarından bir tanesi. Hala özgür ve gururlu bir halk iken. Biliyor musun büyük baba? Düşünüyorum da. Büyük babasıydı, evet. Büyüdüğüm zaman bir şövalye olmak istiyorum. Hah, ressam olmaktan vaz mı geçtin? Yani şövalye olursam kılıcımla Vizena için savaşabilirim. Tabii ki evladım, ama biliyor musun? Savaşmak için illa bir kılıca ihtiyacın yok. Elinde sadece bir fırça olsa bile kazanabilirsin. Tatlış, tatlış bir hikaye modu olmuş, beğendim. Aç, depresyonda ve yorgun. Önce sana bir yatacak bir yer bulalım. Sen oraya giderken de biyografini okuyalım. Buralarda bayağı işler var yapılacak. Yatak burada var. Koş sen buraya. Yeni bir eve taşınmak ve eskisini geride bırakmak kolay bir seçim değildi. Ama buraya geldikten sonra Milena'nın yaptığı ne kadar önemli olduğunu gördüm. Zoran ile birlikte geçmiş nesillerin oluşturduğu kazanımları, gelecek nesiller için kurtarmak amacıyla yaptığı işlerin boyutu beni gerçekten şaşırtıyor. Elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalışacağım. Güzel bir amacımız oldu en azından ve hani bu tür böyle bir savaş durumunda, seferberlik durumunda falan yalnız kalmaktan her daim daha iyidir. Grup halinde yaşamak. Aile evinin anıları beni ağlatıyor. Alışırsın. Sen burada uyu, ben Zoran'la da konuşabilirim artık. Müze hademesi. Müzede çalışmak belki benim hayatım hayalimdeki iş değildi ama güzeldi. Sakindi ve kiralarımı ödedi. Ayrıca Milena kendini gerçekten çalışanların adamış gibi görünen mükemmel bir patrondu. Savaş başladıktan sonra her şey değişti ama Milena değişmedi. Sırtım ağrıyor olsa ve eskiden yaptığım kadarını artık yapamasam da yardım etmek için oraya orada kalmaya karar verdim. Ben Milena'nın misyonuna gerçekten inanıyorum ve sadece bunun bir parçası olmak istiyorum. Demiş biyografisinde. 7. günde ise bana ve Milena'ya görevlerimize katılan birini görmek güzel. Milena şehre çok fazla çıkmak zorunda kaldı. Bu da çoğu zaman bu işte tek başına kaldığım anlamına geliyor. Şikayet etmek istemiyorum ama günlük işlerinde daha fazla yardım almak görevimiz için yeni umut yaratıyor. Sigara kullanıcısı ve kanaatkar. Herkes kanaatkar. Bu da. Çözünürlüğü bir daha kontrol etmek istiyorum. Tamam. Bu çok acayip bir çözünürlüktü bu arada. Yani yorumlarda yazdım. 800'de 437 mi? Öyle saçma sapan bir şeydi oyunu ilk bölümü çektiğimde. O yüzden hani, mouse farklı yerleri falan tıklamış ilk bölümde sanıyorum. Yani kayıtta öyle görünmüş. Ve yazılar hiç okunmayacak seviyedeydi. Onu ikinci bölüm itibariyle çözmüştük. Tekrar bir kontrol ettim. Sıkıntı yok. Depresyonda yorgun. Bu üzgünlük artık depresyona döndü. O kötü olmuş. Yorgunluğu geçsin, onda biraz konuşuruz. Sen de hademe olarak burada bir iş yapıyormuşsun. Ona devam et. Burayı mı güçlendiriyorsun? Ne yapıyorsun? Milena'yı biz oynayamıyoruz herhalde. Tavan çökmeden önce tamir etmek lazım diye, ama malzememiz yok. Bunlar sanat eserleri olsa gerek. Güvenceye al diyebiliriz. Hepsini çıkar, kutuya koy. Bunları bir kutuya koyalım önce.
tercih alalım. Anladığım kadarıyla buradaki şeyleri yavaş yavaş toplayacağız, toparlayacağız, depoya kaldıracağız. Aslında şu tabloyu öncelikle kaldırsak daha iyiydi ama kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Görevimize odaklanmalıyız. Bu bizden daha önemli. Şuralara bakayım istiyorum. Onun da zemini de varmış ilk kat. 1, 2, 3, 4. 4 katlı bina, 2 katta zemin var. 6 tane katımız var. 7 kat var bir de giriş tabi. Pogoran Müzesi. Şu tavan çökmeden buraları bir toparlamamız lazım bizim. Burada ne kadar sağlığı olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla kirişin. Ama yeterli malzememiz yok. Şuradaydı. Bunu da al. Bu önemli. Aslında burası çökmeden şuradakileri alayım güvence altına da. Zaman kalırsa resmi yaparım çünkü burayı tamir edecek malzemem gördüğüm kadarıyla yok. Belki buralardan bulurum aslında ama. Bunları kutuya koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz. O zaman hızlıca şu çekmecelere vesaire bir bakalım. Yapamayacak kadar üşüyorum. Yani bunlar çok işime yaramaz şu an. Kalsınlar. Şuradan belki çıkar. Sen ne durumdasın? Aç ve depresyonda. Yorgunluk gitmiş. Güzel. Şöyle bir çıra atsak diyecektim ki. Lockpick geldi. Bunu alayım. Şunları alalım. Zoran mıydı adı? Zoran. Zoran'la bir tanıştıralım sizi. Bu arada farkındayım sürekli mesaj sesi geliyor. Kayıttayız. Alıştınız artık. Şey yapmıyorum. Bir şey demiyorum. Tavanın girişi pek hal değil. Nasıl hızlı gitseydin şu adamın yanına? Koş 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 koş. Merhaba, ben Zoran. Sonunda bize katılmaya karar vermenize çok sevindim. Verilmesi kolay bir karar değildi. Ama umarım size bir şekilde yardımcı olabiliriz. Kesinlikle olabilirsiniz. Yapacak çok şey var. Eserleri ve dokümanları sınıflandırıyoruz. Elimizden geleni güvenceye alıyoruz. Bütün bu işi sadece ikiniz mi yapıyorsunuz? Sadece ikimiz ve Milena çoğunlukla dışarıda. Bütün Pogarin dolaşıyor ve mümkün olduğu kadar çok sanat eserini kurtarmaya çalışıyor. Bu kulağa çok tehlikeli geliyor. Öyle olduğuna emin olabilirsin ama bu Milena. Mirasımızı korumak için her şeyini verir. Canını bile mi? O böyledir. Onu daha iyi tanıyınca göreceksin. Zaman zaman kibirli ve görevinden başka hiçbir şey düşünmeyen biri gibi görünebilir. Ama gerçekte iyi biridir ve doğru olanı yapmaya çalışıyor. Açlık çok sıkıntı değil şu an için. Sen tekrar şuraya bir koş. Orada Zoran malzeme bulabilecek mi ona bir bakalım. Şu dolaptan belki bir şey buluruz. Üç tane kalasa ihtiyacımız var. Burası çok hızlı bir şekilde çökmek üzere. Lanet olsun, sigaramız kalmadı. Sigara tek derdin olsun be. Anlıyorum öyle bir dönemde. Biraz sıkıntılı olabilir sigara ama. Kalsın burada. Şuradan odun çıkabilir. Çıktı.
3 tane al sadece. Sen hemen burayı tamir et. Otomobil üzerime çok çok gibi hissediyorum falan diyor. Burayı güçlendirmem şart gibi duruyor. Altında sanat eserleri var şu an taşıyamadığım. Ve burası çökerse hani hırsızlığa karşı ve soğuğa karşı da bayağı direnç kaybedecek. Burayı yapmak istiyorum o açıdan. Aynen. Bu süre dayanacaktır. Bir süre ama. Peki. Geçebilirsen şuraya bir çıra at. Zamanımız bitmeden. Hangi ayda çıkacağım ben dışarıya? Depresyonda çünkü onu tek başına burada bırakırsak, tek başına olmasa bile kendine zarar verir diye korkuyorum. Kaç çıramız var? 4. İçerisi biraz ısındı işteyse. Isınıyor daha doğrusu. Odunlar bir yandan burayı onarmak için gerekecek. Süpermarkette ne varmış? Bombalanmış süpermarket. Sıkça yağmacılar tarafından hedef alınmasına rağmen hala bazı değerli kaynakları içeriyor olabilir. İçeride temkinlik almak iyi olur. İki tarafta tehlikeli. Sıkıntılı. Yani inşaat alanına bir daha girerim falan diyordum ama onu yine daha sonraya bırakacağım. Ben süpermarkete gideyim. Dikkatli davranınız. Biraz yiyecek falan buluruz belki. Hop, yanlış kişi. Dur. Geri. Sen nöbette dur. Sen yağmaya çık. Hem daha fazla bir şey taşıyabiliyor yanında. Hem de depresyonda dediğim gibi depresyondayken onu evde bırakmak istemiyorum. Bombardımandan sonra dükkan yağmalandı ama belki burada hala yararlı bir şeyler bulabilirim. Umarım. Buldum bile. Et var, tahta var, çok güzel. Hepsini alalım şimdi. Şekeri bırakabilirim ilerleyen zamanlarda. Yukarıda birisi var. Saldırgan mıdır bilmiyorum. Burada mı? Burada bir yerde olmalı. Gördüğüme neredeyse eminim. Ne gördün acaba? Tamam. Bunları al. Rösker'i de alalım. Bizim adam düşüyor. Eninde sonunda bulacağım. Saldırgan birisi olmayabilir bu arada. Yine de dikkatli olmaya çalışıyorum. Odunu al. Bunları al. Su lazım yemek için. Şeker için yerimiz var, hazır. Alalım. Kovanları boş ver. Tek kişi mi acaba? Başka birisinin konuşmasını duymadım etrafta. Silahı var mı? O da önemli tabi. Gübre yaparız. Suyu al. Aciliyeti olan şeyler yakacak. Onları da burada buluyorum şimdi. İyi gidiyoruz. Balta bulabilsem aslında gittiğim her yeri parçalayıp bol bol odun getireceğim. Bu tür şeyleri yapabilecek bir yer var mıydı? Müzede hatırlamıyorum ama mutlaka vardır. Evimizde bile vardı. Çalışmadım tezgah. Şimdi şekerden vazgeçebilirim bu noktada. Odun almak için. Hatta sigaradan da vazgeçebilirim. Bileşenler için. Elektronik parça şimdilik kalsın. Yani sırt çantasına baktığım zaman biraz daha su alabilirim. Belki et falan buluruz bileşen. Çok da fazla bir şey kalmadı. Üst katlar var, şurası var. Şöyle bir bakmak istiyorum. Merhaba. Kapa.
hoş geldin be. Siz bir şey satıyorsunuz. Bu adamın elinde silah mı var? Bana böyle geliyor. Tabancası var. Şeyler satıyorsun aynen. Çıra var. Çıraları al. Çıra önemli. Sonra bunun karşılığında mesela gübre vereyim. Güzel. Anlaşabiliyoruz. Biraz sıradan. Bir tane sigara alabilir miyim? Alamıyorum. Kahve? Onu da vermiyorsunuz. Yani. Şekerim olsaydı onları alsaydım yanına aslında. Sonunda burada bir şey sattım. Çok sevindi. İyi ya. Şura aldık işteyse. Aha, termometre. Sobayı geliştirmek için gerekiyor bu. Sudan vazgeçiyorum şu noktada. Termometreyi alacağım. Odunumuz oldu bir tane daha. İyidir. Ben artık gidiyorum. Hani elimdekilerden atmak istediğim şey yok. Bileşenler ve tahtalar doldu. Çıra zaten bulamayız. Et de hani şimdi kalsın. Bu taraftan gidelim. Tekrar gelebiliriz. Buraya da bakmadığımız daha çok yer var çünkü süpermarkette. Ve bir dönebiliriz. İnşaata da gideceğiz tekrar. Bir ara. Umarım yine ölen kalan birileri yoktur. Bu geceyi mal kaldırdım. Bakın neler neler var. Aynen, bayağı bir şey getirdim. Tebrikler. Depresyonda bir yorgunsun hala. Şuraya bir kurcala, sonra yat. Ardından seni yatırırız. Yiyecek var, materyal var. Bunlar kalsın şimdilik. Sadece seni burada tekrar sağlam ve güvenli bir şekilde görmek güzel, onu söylemek istiyorum dedi. Son bombardımanda bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüm. Evine ne olduğunu duydum. Ama önemli şey senin iyi olman. Burada olmandan dolayı mutluyum dedi. Bir anda adam İngilizce konuşmaya karar vermiş. Olabilir. Biraz teselli et. Azıcık moral ver arkadaşa. Uyandıktan sonra bir görev almak istiyorum. Bir de şuraya bakayım. Dondurma hala idare eder. İçerinin derecesi artı 3. Bir iki çıra atabilirim içeriye yine. Çıra bulduk sonuçta. Üzgüne döndük, güzel. O zaman sen git bir yat. Tek yatak mı var burada? Başka yatak var mı? Öyle. Bize de yok. 3 kişi bir yatağı paylaşıyoruz. Sırasıyla herhalde. Git yat. Sen açsın, aç kalabilirsin biraz daha. Yorgunsun, onu halledeceğiz. Şu resmi alabiliyorsan onu toparlayalım. Bu resmin önemine çok vurgu yapıldı çünkü. Neydi bir şey, bataklığı savaşı resmi. Bu adamı yönetemiyoruz. Sülük bataklığı savaşı. Ünlü Miroslav Rotechko'nun 1869'daki tablosu. Vizeni ordusunun Sülük Bataklığı Savaşı'ndaki Grazni akıncılarına karşı kazandığı büyük zaferi betimliyor. Yaratıldıktan 200 yıldan fazla bir süre sonra, o zamanlar bağımsızlığını yitiren Vizeni toplumu için bir özgürlük sembolü haline geldi.
Rotenko'nun başyapıtı ve tüm dünyada iyi bilinen bir sanat eseri. Tamam. Bunu toplayamıyoruz. Bunlara sadece bakabiliyoruz. Toplayabildiklerimiz şu sembollerle görünüyor o zaman. Var mı etrafta başka böyle toplayabileceğim bir şey? Şunlar var. Bunları toplayalım o zaman. Sen yatmadın mı hala? Yat. Dinlen. Sende işimiz var daha. Daha. Biyografilerde bir şey yok değil mi? Değişiklik. Ahşap yaban öküzü önemliymiş. Bunlar önemli. Yani en önemli olanlar bunlar. Bunu bir kutuya koyalım. Anya'nın kolyesini kutuya koyalım. Bu bizim yaptığımız şeyler zaten değil mi? Evet. Törensel eşyalar. Bu da Ruben'den kalan. Bunlar hep benim eşyalarım. Bu sığmaz. Babamızın saatini koyalım kutuya. Bence yaz. Üzgün, yorgun, aç. Hava gitgide soğumaya başlıyor yine. Sobada iki tane çıramız var. Totalde de altı çıramız daha var. Ama bolca odunumuz var galiba bu sefer değil mi? Altı tane. Dolaplardan bir tanesinde de altı tane daha olacak. Onlardan çıra yapabiliriz. Aşağıdaki kilitli dolapların falan da var daha. İyi, fena değil. Hani daha kötü gideceğiz diye düşünüyordum ben ama hallettik şimdilik. Savaşa lanet olsun falan yazıyor duvarda. Topladın mı sen bunları? Sen yerleştir. Kalanları tekrar toplayamıyoruz değil mi? Her bölgeden bir şeyler alabiliyoruz sanırım. Aynen, buradaki kutu gitti. Aşağıdakilere bakalım. Dinlendin mi sen? Hayır. Şu adam da bir dinlensin ya. Bunları kutuya koyabiliyoruz. Hepsini koyabilirim hatta. Kartpostal koleksiyonu 20. yüzyılın ortaları. 20. yüzyılın ortalarından kalma kartpostal albümü. Vefat etmiş bir yerel kartpostal koleksiyoncusunun koleksiyonunun oğlu tarafından bağışlanmış bir bölümü. Ivo Nada'nın politik yazıları var burada da. Alalım kutuya. Olabildiğince her şeyi güvence altına almaya çalışacağım. Yarın geldiğimizde de büyük ihtimal şu kolunu tekrar halletmemiz lazım. Gibi görünüyor. Dinlenmedin mi hala ya? Daha görev alacaksın. Ofise gidip. Bak gayret. Dinlenmiyor bu kız, dinlenmiyor. Çok yorulmuş, bayağı ağır bir şekilde yorulmuş. Heh, kalktı. Teşekkürler. Ofise koş hemen. Buradan bir görev alacağız. Bagheera'nın her tarafa saçılmış parçalarını topla, onu hallederiz. Koleksiyonu ana depoya taşı. Son bombardımanda binamızın sağ kanadı çok fena isabet aldı. Çoğunlukla eski ofislerin olduğu alan olmakla birlikte orada hala bazı belge ve eserler bulunuyor. Yapı zayıflamış ve uzun süre dayanamayabilir gibi görünüyor. O yüzden en kısa sürede oradaki parçaları güvenceye almamız gerekiyor. Diğer şeyler de burada.
Yüzeyi daha verimli bir şekilde ısıtmak için ikinci bir ısıtıcı yapmak zorundayız. İçerideki sıcaklık hızlı bir şekilde düşüyor. Bu yüzden bu sert soğuğun bize zarar vermeyeceğinden emin olmak için sıcaklığı 10 derecenin üzerinde tutmamız gerek. Şimdi şuraya gel. Bir soba daha yapabiliyoruz şuradan. Metal atölyemiz var mıydı bilmiyorum. Basit sobayı yap. Onu da yatak odasına yerleştirelim. Sen gel yat. Yan gel yat Osman. Osman. Yan gel yat Osman. Bunu yapamayacak kadar üşüyorum. Bu da demek oluyor ki iki kat ısıtma, yani yakıta ihtiyacımız var. Her soba için ayrı ayrı koymamız gerekecek. Peki ben yokken siz burada nasıl ısınıyordunuz? Ne yapıyordunuz yani? Metal atölyesi var mı, ona bakacaktım. Yok gibi görünüyor. Bir tane metal atölyesi yapıp oradan balta yapmak da istiyorum ben açıkçası. İki tane buraya koy. Koş bakalım. Şimdi 5 tane oduna ihtiyacım var. Şunları toplayabiliyor muyuz, hemen bakalım. Diğer adam toplayamıyordu en son, hani kutular dolduydu. Şimdi tekrar gittiğimizde acaba olabiliyor mu, yapılabiliyor mu? Kutuya koy diyebiliyorsun. Güzel. Güvenceye aldı diyelim. Zaman yetmeyecek, evet, ama. Olabildiği kadar yapsın. Geldiğimizde bu çökmemiş olursa eğer, anda taşımaya gideriz. Sen yanmaya çık, sen yatakta uyu. Diğer adam nöbette zaten diye düşünüyorum. Terk edelim şey, burası tehlikeliydi ama buraya da bir gidip bakalım. Sanat eserleri bulmamız gerekiyor. İşin aciliyeti o noktada var biraz. O yüzden ben yine maymuncuk alıyorum yanıma. Evde kilitli bir yerler vardır mutlaka. Oralarda da eserler vesaireler varsa. Belki de şeyler, bütün her şey yağmalanmamıştır. Ümidimizi kaybetmeyelim diyor. Gayet ümitli bir konuşma yapıyor Anya. Ben de öyle olmasını ümit ediyorum. Sanat eserlerini belki almamışlardır. İnsanlar aç ve yakacak şeye ihtiyacı var. Gerçi sanat eserlerini yakıyorlar da. Lanet olsun poker. Pokeri kaybettiği için burada devreye gezmek zorunda. Ve adam da bayağı tüfek var yani. Buna yakalanmadan hızlıca bir şeyler yapmam lazım. Burada da birileri var. Kapı açılıp kapanıyor. Adam mı var, fare mi var? Adam var. Kaç, 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 kaç. Lanet olsun. Çıkışa koş. Tamam, uzaklaşıyorum, uzaklaşıyorum, sakin ol. Uzaklaşıyorum, sakin ol. Yok bir şey. Sakın ha, sakın ha. Aman, aman. Bir de vurulmayalım yani. Neyse, bir iki parça bir şey bulduk. En azından. Adam gelmeden yukarı çıkarım dedim ama odaya girmesi tuttu. Her neyse. 9. güne geldik. Bölümü burada noktalıyorum. Dışarıda birisi var bizi bekleyen. Tek bir yara bile almadım. Aynen öyle. Biraz bileşen aldık falan filan. Fena değil durum. Bu gelen kim? Burada kimse var mı? Bana bir şeyleri saklamamda yardımcı olabileceğinizi duydum.
Merhaba, seni rahatsız etmek istememiştim ama burayı sen mi işletiyorsun? Evet, benim adım Milena. Seni buraya hangi rüzgar attı? Sokaktaki söylentiye göre sen bazı şeyleri saklamamda yardımcı olabiliyormuşsun. Sanırım bu ne tip şeylerden bahsettiğimize bağlı. Benim tek ilgilendiğim şey kültürümüz için önemli olan sanat eserlerini toplamak. Onları gelecek nesiller için muhafaza etmeliyiz. Oh, bu harika. İşte bu kitapları al. Bekle, bunlar eski ve çok güzel bir şekilde resmedilmiş ve bayağı değerli. Büyük babam ben küçükken bu hikayeleri bana okurdu. Evime zaten ilk kez baskın basıldı. Haydutlar onları bulamadı ama bu riski alamam. Eğer bu savaştan sağ çıkarsam belki onları geri alabilirim. Ama şimdilik lütfen onları güvende tut. Pekala, endişelenme. Onları senin için güvende tutacağım. Kendine dikkat et. Oh, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tanrı seni korusun. Roscoe kardeşlerin masalı koleksiyonunu teslim aldık. Marcos Lotnik'in güzel resimli klasik peri masallarından oluşan bir set. Kenarlara bırakılmış el yazısı notlar sanki bunların yazarının kendisi tarafından yazıldığı izlenimini veriyor. Bunlar çok değerli olabiliyor. Sahibi onları kendi başına saklayamayacağı için onları koleksiyonumuzda güvenli tutmamızı istedi. Umarım önümüzdeki bölüm geldiğimde gelen kadın şurada ölü bulmayız, bizimkiler ölmemiş olur falan. Çünkü şu noktada yine bölümü sonlandırıyorum. Çok aç, üzgün, yorgun. Aç, biraz hasta. Evet, hastalanmaya başladı bizimkiler. Ufak ufak. Benim bolca çıra yapıp bunları sıcak tutmam lazım. 10 derecenin üstünde tut diyor ama 10 derecenin üstünde tutmak da çok kolay bir iş değil. Her neyse. Teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşeceğiz. Büyük ihtimal yarın olacak önümüzdeki bölüm. Takipte kalın. YouTube'da abone olup bildirimleri açın ki yeni bir bölüm geldiği zaman size de bildirim ulaşsın. Siz de kaçırmadan hemen izleyin. O zaman önümüzdeki bölümde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.